Burada beyzboldan bahsetmiyoruz. Başka bir kadınla yatıp bunu bana anlatmandan bahsediyoruz. Beyzboldan falan bahsetmiyoruz. Rose, beni dinlemiyorsun. Sana durumu bildiğim en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. 18 yıldır aynı yerde durduğumu kabul etmek benim için kolay bir şey değil. Ben de seninle duruyordum. Tam burada yanındaydım Troy. Benim de bir hayatım var. Ve seninle aynı yerde durmak için hayatımın 18 yılını verdim. Ben hiç başka şeyler istemedim mi sence? Hayallerim, umutlarım yok muydu? Benim hayatım ne olacak? Ben ne olacağım? Başka erkekleri tanımak benim hiç aklımdan geçmedi mi? Bir yerlerde uzanıp sorumluluklarımı unutmak istemedim mi? Birileri beni güldürüp mutlu etsin istemedim mi? İstekleri ve ihtiyaçları olan yalnız sen değilsin. Ama ben sana tutundum Troy. Bütün hislerimi, isteklerimi, ihtiyaçlarımı, hayallerimi senin içine gömdüm. İçine bir tohum ektim ve onu izledim. Onun için dua ettim. Açmasını bekledim. Ama toprağı çok sert ve kurak olduğu için asla açmayacağını anlamam. 18 yılımı almadı. Ben sana tutundum Troy. Daha da sıkı tutundum. Sen benim kocamdın. Sahip olduğum her şeyi sana borçluydum. Her bir parçamı sana verdim.